Evet dostlar, biraz hızlı başlangıç oldu. 20. kilometreye geldim ben neredeyse. Trafik fena bugün. Fena, cumartesi günü. Akşamı sürüşü. Artık girişi böyle yaptım. Bisiklet üzerinde. Bakalım. Haritamız açacak mı? İpliler pek kafamdan ama. Siz sonra göreceksiniz şu an ekranda. Trafiğe geldik. Yavaşlayalım. Sormayı unuttum. Umarım her şey ondadır sizin için. Ama sağlık saat yerindedir. Önemli şey zaten o. Burada biraz yavaşlayalım ki çekim yapalım. Bizden de fena değil. Bir 13 temposu. Arada sıkıştırırsak dışarıdaki böyle güzel havada sürüşlere. Ki hava bugün görüyorsunuz. Bayağı bir güzel güneşli. Akşamın soğumasına rağmen sürüşün çok ideal. Evet, sürüşümüzü yapalım. Yolda sohbetlerimizi yapalım. Sohbet edeceği zaman iyi geçiyor. Hadi bakalım. Yine akran trafik geliyor. Evet, yine Antalya çevre yolundayım. Burası Topçular diye geçiyor. Burada yapmak istediğim şey çevre yolundan Konya Atak'a uzanmak ve oradan geri dönüş yapmak. Ve amaç ağırlıkta zone 2, hedef bu. Arada zone 3. Evet, görüldüğünüz üzere çevre yolu pek keyifli bir yer değil. Daha güzel manzara. Yan cebe girdim. Trafikten biraz kurtuldum. Umarım dönüş daha rahat olur. Evet. Hava şartları gayet iyi. Bu onda gibi sıkıntı yok. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kavşağına üst solda sağ tarafa takar sol taraf Meltem ve Akdeniz Üniversitesi kampüsünün olduğu yer. Gece trafik devam ediyor sayın seyirciler. Gördüğünüz üzere artık benzinliğin betonuna kadar trafik var. Yani sağdan kaçın deseniz sağda yol yok. Güzel. Sürüş trafiğe rağmen güzel. Keyfimizi kaçırmayalım. En azından burada biraz daha trafik. Daha mantıklı gibi görünüyor şimdilik. Hava güzel. Senin olmasına rağmen yine hava sıcaklığı 15 derece civarında geziniyor. Hadi öyleyse ilerisi trafik ve kırmızı ışık var. Işığa gelmeden önce çekim falan durduruyorum arkadaşlar. Çünkü sıkıntı olabilir. İki frene ihtiyacım var bazen. Zaten sonra frene basarsanız taklatmanız işten bile değil.
Niye buraya diyorum? Bu yol hem geniş, hem yüzeyi düzgün, bir de trafik daha az müsaade. Yalnız hava bayağı serinledi burada. Daha yaklaştıkça serin bir hava hissediyorum. Felaket yaşamak lazım, üşümemek için. Evet dostlar, sağımdaki manzara çok şık değil mi? Akşamüstü güneşle beraber dağların manzarası. Ben çok seviyorum. Biraz beslenelim. Tam bir saat oldu. Buradan dönüşü yapalım. 29-32 öyle çekilmiş zaten neredeyse. Şurada ileride gözüm değiştirip zaten hafif güneş gözlüğüm var. O rahatsız ediyor. İyice karanlık oldu. Evet, bu kavşaktan sola dönersem 100. yıl üzerinden Antalya'nın sonuna kadar giderim, Lara kadar, ama şu an bu trafik çok çekilmez. O yüzden Konyaaltı bisiklet yoluna gideceğim. Evet, Konyaaltı bisiklet yolu böyle uzunca bir yol. Sakin gibi şimdiye kadar, ama nazarımız değmesin. 13 derece şu anda. Hava serinli hissediliyor. 34. kilometre geldik neredeyse. Evet, Konyaaltı maceramız devam. Zaman zaman fütursuzca yolu atlayan yerler de yok değil. Aa, burada bir olay var. Neymiş abi? Ha, bugün yarış var, doğru ya. Sezgin'e burada selam söylüyorum. Çünkü bugün yarışa katıldı. 31 kilometre yarışı vardı. Tebrik ediyorum kendisini. Bayağı iyi bir sonuç aldı. Hatta ya haberleşecek falan. Bravo Sezgin, böyle devam. Artık koşuyla beraber yaparız. Evet, geldik Beach Park'a. Beach Park Konyaaltı'nın bitti noktadan sonra başlıyor. Şu an 38. kilometre neredeyse. Birazdan Falez'e tırmanacağız. Hadi bakalım. Evet, geldik Falez çıkışına. Burada yolu tercih etmiyorum çünkü yol yani anot kaldırım, hem de trafik sıkıştırıyor sizi. Yan taraf fena değil. Biraz daha geniş en azından. Tek sorun yayalar bazen burada kalabalık olabiliyor. Şu anda şekil bir arada gördüğünüz gibi bayağı trafiği var. Kaka trafiği de var. Şunu çekelim. Çıkmaya devam. Şuraya dönsem mi acaba ya? Çıkarmaz olur. Çıkarız be. Şimdi hiç güzel de. Çıkışlar. Antrenman için şahane. Tabi burası çok uzun bir yer değil.
geçelim. Hop. Abi bu ne ya? Karşıda karşıya İsviçre geçiyor. Artık adamlar şehir ortasını da ele geçirmişler. Oho. 2, 4, 6, 10 tane falan var. Evet, geldik Selekler Çarşısı'nın, yani Güllük Kavşağı'nın oğlu yeri. Enteresan da burada hava sıcaklığı arttı. Az önce dağlar oldu dedik, 13 derece olan hava şu an burada 14 derece gösteriyor. Hatta 14.1 oldu. Ben de hissediyorum zaten bayağı bir iyi oldu. Evet, size geldim Cumhuriyet Meydanı'na. Çünkü burada yol daha kısa. Eğer üst yolu tercih etseydim, trafik sıkıştı vesaire, gitmek zor. Kesik binane falan burada. Burası bayağı kalabalık. Şimdi kalabalığa gireceğim için gidon 2'de tutmam lazım. O yüzden oradan görüntü alalım hadi. Burada bir mağazada katılmayın. Bazen burada şey oluyor. Sokak çalan güzel falan oluyor. Hatta bir videonun denk gelmiştik. Davluka vesaire, canlı müzik. Şeyde toplamış insanlar. Tam sokak eğlencesi. Böyle sol tarafta. Kapalı yola gider burası. Şuradan kaçalım. Evet, sağ taraf dönerci çarşısı. Mis kokular. Burası da Işıklar Caddesi. Geçelim. Hoppa! Şu anda 6 atmosfer herhalde. Kilometre 46 derken yavaştan Lara'ya geldik. Hava sıcaklığı 15 çıktı. Çok enteresan. Dağlara doğru gelirken yine trafik arttı. Meslek sahaları boş. Evet, zon 2 veya 3 görünümlü. Zaman zaman zon 4, 5 yaptığımız sürüş oldu. 50 km hedefliyordum bugün. Hedefi yaptım. Yine de elimden geldiği kadar da o zonlar arasında kalmaya çalıştım ama her zaman mümkün olmuyor. Trafik sıkışık malum. O yüzden ayak uydurmak için de basmanız gerekiyor. Zaman zaman da tırmanışlarda da tabii ki zonunuz artıyor. Bu normal, her sürüşte olacak şeyler. Bunları bir yerde atak olarak kabul edebiliriz. Evet, summary'e bakalım. Summary'e bakalım, böyle gösteriyor. Zaten zon 2 amaçlı olduğu için araç fazla bir şey beklemiyorduk. Neyse ki bu güzel hava değerlendirip kışın sürüş yapabildim. Vallahi mutlu oldum açıkçası treninden sonra. Neyse dostlar, çok laf uzatmayacağım. Benle beraber sürdüğünüz için teşekkür ederim. Beraber katıldınız. Bana destek oldunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz.